Merhaba sayın izleyicilerim. Bu bölümde zerdeçal nedir? Zerdeçalın etken maddesi, nasıl kullanmak gerekir ve nelere faydalı olduğunu, tavsiye edilen günlük dozlarını öğreneceğiz. Birazdan zerdeçal yani onun etken maddesi kurkuminin 10 önemli faydasından bahsedeceğim. Zerdeçal güçlü tıbbi özellikleri olan biyoaktif bileşikler içerir. Zerdeçal köriye sarı rengini veren baharattır. Hindistan'da binlerce yıldır baharat ve şifalı bitki olarak kullanılmaktadır. Son zamanlarda bilim bu ürünü desteklemeye başladı. Gerçekten tıbbi özelliklere sahip bileşikler içerdiği gösterilmiştir. Bu bileşiklere kurkuminoidler denir ve bunların en önemlisi kurkumindir. Kurkumin, zerdeçalın ana etken maddesidir. Güçlü antiinflamatuar etkilere sahiptir ve çok güçlü bir antioksidandır. Bununla birlikte zerdeçalın kurkumin içeriği o kadar yüksek değildir. Ağırlıkça yaklaşık %3'ü oranında kurkumin içerir. Bu bitki üzerindeki çalışmalar çoğunlukla kurkumin içeren zerdeçal özlerini içerir. Yemeklerinizdeki zerdeçal baharatını kullanarak bu seviyelere ulaşmak çok zor olacaktır. Bu nedenle tüm etkileri deneyimlemek istiyorsanız önemli miktarda kurkumin içeren bir takviye almanız gerekecektir. Bu doz asgari 1 gramdır. Ne yazık ki kurkuminin kan dolaşımına çok azı emilerek geçer. Bu nedenle kurkumin emilimini %2000 oranında artıran doğal bir madde olan piperin içeren karabiberle birlikte tüketilmesi tavsiye edilir. En iyi kurkumin takviyeleri etkinliklerini önemli ölçüde artıran piperin etken maddesini içerir. Bu kısım çok önemlidir. Kurkumin yağda çözünür. Bu yüzden onu yağlı bir yemekle birlikte almak emiliminin artması için uygulanmalıdır. Kurkumin doğal bir antiinflamatuar bileşiktir. Enflamasyon yani iltihaplanma inanılmaz derecede zararlıdır vücudumuza. Kurkumin vücudumuzun yabancı istilacılarla savaşmasına yardımcı olur ve ayrıca hasarın onarılmasında da rolü vardır. Çünkü kronik enflamasyon yani iltihaplanma ise vücuda çok zarar verir. Kurkumin iltihaplanmada önemli rol oynadığı bilinen birçok molekülü baskılayabilir. Zerdeçal vücudun antioksidan kapasitesini önemli ölçüde artırır. Oksidatif hasarın, yaşlanmanın ve birçok hastalığın arkasındaki mekanizmalardan biri olduğuna inanılmaktadır. Vücudumuza alınan oksijenin kullanımı ve metabolizması sırasında oluşan agresif moleküller serbest radikallerdir. Normal olarak vücudumuz bu radikalleri kontrol altında tutar. Ancak bazen denge bozulur ve çok sayıda radikaller oluşur. Bu duruma oksidatif stres denir. Böyle bir durumda serbest radikaller sağlıklı hücrelere saldırır ve hücreleri okside ederek bozarlar. Hayati önem taşıyan kullandığımız oksijen hücrelerimizin çalışması için gerekli enerjiyi sağlamak üzere hücresel boyutta değişime uğradığında serbest oksijen radikalleri ortaya çıkar. Bunları ortadan kaldırmak için kendiliğinden işleyen doğal savunma sistemlerimiz mevcuttur. Serbest oksijen molekülleri hücre yapısının ana komponentleri olan lipidler, DNA ve proteinlerde hasarlara neden olarak hücre ölümü, enflamasyon ve malign değişimlere yol açabilirler. Antioksidanlar kalp hastalıklarından korunmada, kanser gelişiminin engellenmesinde, beyin fonksiyonlarının sağlıklı bir şekilde devam etmesinde, yaşlanmanın gecikmesinde çok önemli rol oynarlar. Oksijen kullanımı dışında güneş ışınları, radyasyon, çevre kirliliği, ilaçlar, yanlış beslenme, kimyasallar serbest oksijen radikalleri oluşumuna neden olabilirler. Fazla miktarda serbest oksijen radikali oluşumu olduğunda antioksidan mekanizmalar yetersiz kalabilir veya yaş ilerledikçe bu mekanizmalar daha yavaş çalışırlar ve hücrelerde birikim, hasarlar oluşur. Derimiz çevresel faktörlere en fazla maruz kalan organdır. Bu nedenle oksijen radikallerinin hasarları fazlaca oluşur. Serbest radikallerin zararlı etkilerine karşı savunma mekanizması olarak vücudumuzun oluşturduğu doğal koruyucu maddeler vardır. Bu maddeler antioksidan olarak tanımlanır. Bazı vitaminler, mineraller, enzimler bunlara örnek olarak verilebilir. Yaşlanma ve deri kanseri gelişimindeki önemini bildiğimiz bu maddelere karşı doğal mekanizmalarımız yetersiz kaldığında antioksidan destek tedavileri ihmal etmemeliyiz. En iyi bildiğimiz antioksidanlara örnek olarak C vitamini, karotenoidler, kurkuminoidler, polifenoller, koenzim Q10 ve melatonin örnek olarak verilebilir. Bunlarla ve diğerleriyle ilgili videolarımda bilgileri aktardım ve aktarmaya da devam edeceğim. Bu kontrol mekanizmasındaki denge gittikçe artan olumsuz çevre şartları, stresli yaşam ile bozulmaktadır. Oksidatif stres, serbest radikallerin oluşması ile parçalanması arasındaki dengesizlik olarak da ifade edilebilir. Sürekli olarak var olan oksidatif stres, antioksidatif kapasitenin zayıflamasına yol açmaktadır. Serbest radikaller, yağ asitleri, proteinler veya DNA gibi önemli organik maddelerle reaksiyona girme eğilimindedir. Antioksidanların bu kadar faydalı olmasının temel nedeni vücudunuzu serbest radikallerden korumalarıdır. Kurkumin kimyasal yapısı nedeniyle serbest radikalleri nötralize edebilen güçlü bir antioksidandır. Ek olarak kurkumin vücudunuzun kendi antioksidan enzimlerinin de aktivitesini artırır. Bu şekilde kurkumin serbest radikallere karşı, yani vücudumuzdaki bize zarar verecek maddelere karşı 1'e 2 üstünlük sağlar. Onları doğrudan engeller. Ardından vücudunuzun kendi antioksidan savunmasını harekete geçirir. Kurkumin geliştirilmiş beyin fonksiyonu ve düşük beyin hastalıkları riskiyle bağlantılı beyin kaynaklı nörotrofik faktörü artırır. Eskiden erken çocukluktan sonra nöronların bölünemeyeceği ve çoğalamayacağına inanılırdı. Ancak bunun gerçekleştiği artık biliniyor. Nöronlar yeni bağlantılar oluşturabilirler. Beynin belirli bölgelerinde de çoğalabilirler ve sayıları artabilir. Bu sürecin ana itici güçlerinden biri beyninizdeki işlev gören bir tür büyüme hormonu olan beyin kaynaklı nörotrofik faktördür. Depresyon ve Alzheimer hastalığı da dahil olmak üzere birçok yaygın beyin hastalıkları bozukluğu bu hormonun azalmış seviyelerine bağlanmıştır. İlginç bir şekilde kurkumin BDNF hormon seviyelerini artırabilir. Bunu yaparak birçok beyin hastalığını geciktirmede, hatta tersine çevirmede ve beyin fonksiyonunda yaşa bağlı azalmada etkili olabilir. Ayrıca hafızayı geliştirebilir ve sizi daha akıllı hale getirebilir. Kurkumin kalp hastalığı riskini azaltır. Kalp hastalığı dünyadaki 1 numaralı ölüm nedenidir. Araştırmacılar bunu onlarca yıldır incelediler ve nedenleri hakkında çok şey öğrendiler. Kalp hastalığı inanılmaz derecede karmaşıktır ve çeşitli şeyler buna katkıda bulunabilir. Kurkumin kalp hastalığı sürecindeki birçok faydası şöyle özetlenebilir. Belki de kalp hastalığı söz konusu olduğunda kurkuminin ana yararı kan damarlarımızın astarı olan endotelin işlevini iyileştirmekten gelmektedir. Endotel disfonksiyonunun, yani fonksiyon kaybının kalp hastalığının önemli bir nedeni olduğu ve endotelinizin kan basıncını, kan pıhtılaşmasını ve diğer çeşitli faktörleri etkilediği bilinmektedir. Birkaç çalışma kurkuminin endotel fonksiyonunda iyileşmelere yol açtığını göstermektedir. Bir çalışma egzersiz kadar etkili olduğunu bulurken kurkumin kullanımının, bir diğeri de atorvastatin ilacı kadar işe yaradığını göstermiştir. Kurkumin kanser önleyici özelliklere sahiptir. Kanser kontrolsüz hücre büyümesi ile karakterize korkunç bir hastalıktır. Hala ortak noktaları olan birçok farklı kanser türü vardır. Bazılarının kurkumin takviyelerinden etkilendiği, kurkuminin bunlara iyi geldiği gösterilmiştir. Kurkumin kanser tedavisinde yararlı bir bitki olarak incelenmiştir ve kanserin büyümesini, gelişimini ve moleküler düzeyde yayılmasını etkilediği bulunmuştur. Çalışmalar kanserli hücrelerin ölümüne katkıda bulunabileceğini ve anjiyogenezi tümörlerde yeni kan damarlarının genişlemesi olarak açıklanabilir ve metastazı yani kanserin yayılmasını azaltabileceğini göstermiştir. Bununla birlikte başta kolorektal kanser gibi sindirim sistemi kanserleri olmak üzere kanserin oluşmasını önleyebileceğine dair kanıtlar vardır. Kurkumin Alzheimer hastalığını önlemede ve tedavi etmede yararlı olabilir. Alzheimer hastalığı dünyadaki en yaygın nörodejeneratif hastalıktır ve bunamanın önde gelen nedenidir. Ne yazık ki Alzheimer için henüz iyi bir tedavi mevcut değil. Bu nedenle ilk etapta meydana gelmesini önlemek son derece önemlidir. Ufukta iyi haberler olabilir. Çünkü kurkuminin kan-beyin bariyerini geçtiği gösterilmiştir. Alzheimer hastalığında iltihaplanma ve oksidatif hasarın rol oynadığı ve kurkuminin her ikisi üzerinde de faydalı etkileri olduğu bilinmektedir. Kurkumin artrit hastaları için de önemli bir üründür. Artrit hastaları kurkumin takviyelerine çok iyi yanıt vermektedir. Artrit, Batı ülkelerinde yaygın bir sorundur. Birçoğu eklemlerde iltihaplanmayı içeren birkaç farklı türü vardır. Kurkuminin güçlü bir anti-enflamatuar bileşik olduğu göz önüne alındığında artrite yardımcı olabileceği düşünülmelidir. Birkaç çalışma bunun doğru olduğunu gösteriyor. Romatoid artritli kişilerde yapılan bir çalışmada kurkuminin bir anti-enflamatuar ilaçtan daha iyi olduğu gösterilmiştir. Araştırmalar kurkuminin depresyona karşı da inanılmaz faydaları olduğunu gösteriyor. Kurkumin depresyon tedavisinde de bazı olumlu sonuçlar vermiştir. Depresyon aynı zamanda beyin kaynaklı nörotrofik faktörün BDNF diye kısaltılıyor. Bu faktörün azalması, öğrenme ve hafızada rolü olan bir beyin alanı olan küçülen bir hipokampus ile bağlantılıdır. Kurkumin BDNF seviyelerini artırarak potansiyel olarak bu değişikliklerden bazılarını tersine çevirir. Kurkuminin beyin nörotransmitterleri, serotonin ve dopamini artırabileceğine dair bazı kanıtlar da vardır. Son olarak kurkumin yaşlanmayı geciktirmeye ve yaşa bağlı kronik hastalıklarla mücadeleye yardımcı olabileceği gösterilmiştir. Bu nedenle kurkumin yaşlanmayı geciktirici bir takviye olarak çok popüler hale gelmiştir. Ancak oksidasyon ve iltihaplanmanın yaşlanmada rol oynadığına inanılırsa kurkumin sadece hastalığı önlemenin ötesine geçen etkilere sahip olabilir. Kurkumin emilimini %2000 oranında artıran madde olan piperin ile birlikte olan ürünleri tercih etmenizi öneririz. Kan pıhtılaşmasını yavaşlatan ilaçlar, antikoagülan, antiplatelet ilaçlar olarak da söylenebilir. Bunlarla kurkuminin kullanılması bazı etkileşmelere girip onların etkilerini azaltacağından önerilmez. Bunlara örnek asetil salisilik asit, aspirin diye de tanımlarız. Klopidogrel, heparin ve varfarin etken maddelerini sayabiliriz. Ayrıca steroid olmayan anti-enflamatuar ilaçlarla da etkileşime girer. Bunlarla kullanımında da dikkat edilmesi gerekir. Herhangi bir takviye kullanmadan önce zaten her zaman söylediğimiz gibi doktorunuza veya eczacınıza mutlaka danışın. Birazdan ekranda göreceğiniz tabloda kurkuminin çeşitli hastalıklarda hangi dozlarda kullanılması gerektiğini ve bazı ilave ilaçlarla da takviyesinin o hastalığa iyi geldiği ile ilgili grafik tablomuzu sizlere sunacağım. Onu da not almanızı önemli rica ediyorum. Efendim, bu konumuzda kurkuminin faydalı olduğu alanları sizlere özet olarak aktardım. Umarım bu bilgiler sizlere faydalı olur. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.